Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarında hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende kenar ortay konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. BD kenar ortay AFD kenar ortay verilmiş ve burası ne oldu o zaman arkadaşlar ağırlık merkezi oldu. Çünkü iki kenar ortay kesim noktası ağırlık merkeziydi. E o zaman ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. Üçgen burası 6 olur. Burada da kenara olan uzunluk 1 birlikte köşeye olan uzunluk 2 birim olacağı için. Burası dörtgen burası da kaç olur? 2 olur. Bizden x artı y isteniyor. 6 artı 2'den cevap kaç yaptı? 8 yaptı. Cevabımız çay oldu. G noktası abc x kenar üçgenin ağırlık merkezi. Bakın abc x kenar üçgenin ağırlık merkezi ab ile ac birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar burası x artı 2 burası da 2x verilmiş. Bir kere burası ağırlık merkezi ise buradan geçen kenar ortaydır. Buradan geçen de kenar ortaydır eşit olduğu için aynı çift çizgi diye yazdım. Burası 2x ise burası 4x'tir. Burası x artı 2 ise burası da 2 katı 2x artı 4'tür. E hocam burada ne yapacağım? Arkadaşlar ikizkenar üçgende eşit kenarla eşit kenarlara ait kenar ortaylar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla ister böyle bununla bu birbirine eşitliğin fark etmez. İsterseniz şu küçük parçalar birbirine eşitliğin her ikisi de aynı. Ben direkt 2x eşittir işte x artı 2 diyeyim isterseniz daha sağlıklı hızlı bir şekilde işlem yapayım. Dolayısıyla x'i buradan 2 bulduk. Ama bizden BG isteniyor. BG x 2 bulduysak burası kaç oldu arkadaşlar? 4. Burası 4 iken burası kaç olur? 8 olur. Yani cevabımız böylelikle C -han çıktı. Bir ABC üçgeninde VA 9, vc 12 olduğuna göre VB'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ezbere iş yapmayalım. Hop şöyle ABC üçgenini şöyle bir çizelim isterseniz. ABC üçgenini çizdik. Ondan sonra VA'yı 9 vermiş ve VB'den bahsetmiş. VA'yı çizdim ve VB'yi çizdim. Bunlar kenar ortaylar arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit. VA 9 sa hocam 1'e 2 oran olacak. Kısaca şöyle buluyorduk. 3 parçaya bölünüyor ya 3'e böl. Hocam 9'u 3'e böldüğümde 3 e 1'e 2 oran olduğunda direkt burası 6. Aynı şekilde Vc'den bahsetmiş. Öncelikle Vc'yi çizelim arkadaşlar. Şu şekilde. Vc'de aynı şekilde arkadaşlar. Ne olmak zorunda? Şurada 1'e 2 oranı hala korunuyor. Sıkıntı yok bunda. E bu da 12 ise 3'e böl. Kısa parçası 4. Uzun parçası da 1'e 2'den 8 çıktı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Vb'nin en büyük tam sayı değeri isteniyor. Yani Vb'yi çizelim o zaman arkadaşlar. Şunun en büyük tam sayı değeri isteniyor bizden. Hocam şu parçada da şu parça birbirine eşit. E şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada yapacağımız hamle şu. X'e ait bir üçgen. Yani üçgen eşitliği uygulayacağımız belli. X'e ait bir üçgen eşitliği. Bazılarınız hala şunu yapıyor. Hocam burada ben buna y y dersem. işte büyükte de bir açı kenar. Sonra burada açı kenar. Burada açı kenar. Genelde toplamları sorulmadığı sürece açı kenara girmemeye çalışırız. Yani her ikisinde iki bilinmeyen de açı kenara girmemeye çalışırız. E ne yapacağız hocam? E eşitlik var. Eşitlik olduğunda aklımıza ne geliyor? Orta taban. Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çiz. çiz. İster buraya ister buraya. İstediğin yere çiz. Hadi bu sefer buraya çizelim. Şuraya çizdiğimiz zaman hocam orta taban çizdik. Bunlar eşitken. Şunlar paralelse hocam 1'e 2 oran vardır. 6 ise burası 3 oldu. E hocam 8'de 2 eşit parçaya bölecek. 4'ü e 4 diye bölecek. Bakın şu üçgende arkadaşlar. X arayı alacak olursam 4 3 ile 4 artı 3 arasındadır. 1 küçüktür x küçüktür 7 geldi. En büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bizden. Ama sakın x yerine en büyük tam sayı değer yazmayın. x yerine 6 yazarsanız burası xken burası 2x toplam 3x kaç yapar? 18 yapar. Ama değil. x tam sayı olsun diyor mu? Demiyor. Bizden 3x isteniyor arkadaşlar. O zaman 3x elde edeceksiniz. Bunu 3 ile çarptığınız zaman 3 küçüktür 3x o da küçüktür 21 olduğundan 3x'in en büyük tam sayı değeri kaç oldu arkadaşlar? 20'ye eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir yaptı. Güzel bir soru. Zor bir soru. Ne olur ne olmaz. Bakın ispatıyla yaptık. Ee, bilmiyorum kuralı var mıdır? Vardır bir belki de. Ama kuralsız bir şekilde bu şekilde yapıyoruz. Vallahi ben kuralsız zihniyete karşıyım biliyorsunuz. Neyse cevap Balıkesir oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Arkadaşlar hem ağırlık merkezi hem de 90 derece varsa büyük ihtimalle ne vardır? Muhteşem. Üçlü. E bu ağırlık merkezinden geçen. Hocam ağırlık merkezi ise burası 2 iken burası direkt ne yapar? 4 yapar. Ve sonra ağırlık merkezinden geçtiği için bununla bu birbirine eşit mi? Eşit. E hocam 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü yok mu? Var. Yani burası da çift çizgi oldu. bunun tamamı 6 ise burası da 6 burası da 6 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Başka ne isteniyor bizden? X isteniyor arkadaşlar. E ağırlık merkezini kullandık. Muhteşem üçlüyü kullandık. 90 dereceyi de kullanmamız lazım. Bizim 90 dereceye ait bir Pisagor bağıntısı var mı? Yok. A bir şey daha vermiş olması lazım. AB ile AC birbirine dik. Şurası GC ile BD birbirine eşit. Allah Allah. Ne yapacağız? He, şekilde bir şey yapamıyoruz ama şurada arkadaşlar eşitleri yazınca bak burada bir ikizkenar çıktı. He, ikizkenar çıktı. İkizkenar çıktıysa tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Evet. Aynen öyle. Dik çizer hocam tabanına ait. Yüksekliği çizer. Çizelim yüksekliği. Yüksekliği çizince 1 1 diye iki eş parçaya böldü burası. E hocam buradaki Pisagor'da şurayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor'da da x'i bulurum. 36'tan 1 çıktı 35. Kafadan yaptık biraz. Kök 35 oldu burası. E o zaman burada da x kare de neye eşittir arkadaşlar? Kök 35'in karesi artı 5'in karesi. 35 artı 25 60 mı yapıyor? O zaman x de buradan kök 60'a eşit olacaktır. 35 artı 25 60 yapıyor. Kök 60 nedir arkadaşlar? 2 kök 15 midir? Evet 2 kök 15'tir. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Şekil 1'deki ABC ikizkenar dik üçgeni biçimindeki kartonun ağırlık merkezi H ve DEF eşkenar üçgenin biçimindeki kartonun ağırlık merkezi G'dir. Arkadaşlar ikizkenar dik üçgen ve eşkenar üçgen. Peki sonra ne olmuş? Bu üçgenler yapıştırılmış. Sonra Kenan Gökçen uzunluğu da şurası da iki kök 3 verilmiş. X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu ikizkenar dik üçgen. Bak şimdi. Burası 45 45 90 üçgeni. Bu da eşkenar üçgen. 60 60 60. Sen şimdi dostum buradaki ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık isteniyor. Bak şimdi. Sen buradan bir tane yükseklik çizsen. Hocam şuradan bir kenar ortay çizsen. Bak ağırlık merkezinden bir kenar ortay çizsen. Hocam muhteşem üçgen eşit olur. E burası 45 ise burası da 45 ya. 45 45 90 üçgeni. Hatta 45 ise burası da 45 burası da 90 oldu mu? Oldu. Yani ağırlık merkezinden geçen çizgi buna dik oldu. Peki aynı şekilde bu eşkenar üçgende EF'ye sen bir tane kenar ortay çizsen. Hocam eşkenarda çizilen kenar ortay yükseklik olur. Bak o zaman ne olacak arkadaşlar? Sen burada ağırlık merkezinden geçen şunu birleştirsen ağırlık merkezinden geçen şu ağırlık merkezinden geçen şu şu ağırlık merkezinden şunu geçen şu birleştirsen bu da buraya dik oluyor bu da buraya dik oluyor o zaman KG arası ne olmak zorunda arkadaşlar aslında kırmızı çizgiyi hiç düşünme ee, sen ağırlık merkezinden geçen şunu çizdiğin zaman dik olacak bunu çizdiğin zaman dik olacak aa hocam bu dik olacak iki eş parçaya bölecek burası bu da dik olacak iki eş parçaya bölecek aynı noktada şey oldu o zaman burası ne oldu arkadaşlar doğrusal oldu bak HG'nin doğrusal olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. E o zaman bunun doğrusallığını yakaladık. Çok güzel. Şimdi doğrusallığını yakaladıysak olay bitti arkadaşlar. Burası 2 kök ise burası ne olacaktır? 4 kök 3 olacaktır. Çünkü 1'e 2 orandan dolayı. Hocam 60'ı karşı 4 kök ise burası da 90 derece ya. 60'ı karşı 6 kök pardon 30'un karşısı kaç olacaktır? 6. Burası da 6. E burası 6 ise burası da 90 derece olduğundan 6'ya burası da 45 olduğundan burası da 6 olacaktır. E 1'e 2 oran var. 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. Direktman burası ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Ya da hocam x iken burası 2x. 3x eşittir 6 ise x de buradan 2 buluruz. Böylelikle yani cevabımız ne çıktı gençler? Balıkesir çıktı. Bir dik üçgende ağırlık merkezinden şöyle bir dik çizilmiş. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ağırlık merkezinde ağırlık merkezinde 90 derece varsa ya da dik üçgende bir ağırlık merkezi varsa %99.9 muhteşem vardır. hemen ağırlık merkezinin mantığını kullanacağız zaten. Şuradan bir kenar ortaya çizsem. Bak dikkat. Hocam bu kenar bu kenara eşit 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 muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olmak zorunda. E o zaman ben şuraya şurası 6 verilmiş. Ben buraya A dersem hocam burası A artı 6 burası da A artı 6. Burası da A artı 6 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hatta burası da A artı 6 Şurası da A artı 6'nın 3'e bölünmüş hali değil midir arkadaşlar? Evet. Ama ben buradan başladım ama böyle bir sıkıntı yaşadım. Niye? A artı 6 bölü 3'ün pisagor ile uğraşacağım. Bence buradan başlamayayım. Nereden başlayayım değer vermeye? Şuradan başlayayım. Buraya A dersem. Hocam burası 2A'dır. Burası 3A ise burası da 3A'dır. Burası da 3A'dır. Buraya da 3A eksi 6 kaldı. Sanırım daha güzel olacak. Burada Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Şey yapalım. Pisagor bağıntısını yapalım. A kare neye eşittir? 2'nin karesi artı 3a eksi 6'nın karesi olacaktır. E burada a kare eşittir. 4 artı 3a eksi 6'nın karesi. 3a'nın karesi nedir arkadaşlar? 9a kare e, eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 36a artı ikincinin karesi 36 yaptı. Hepsini sol tarafta toplayalım. Burada 0 eşittir 8a kare eksi 36a artı 40 mı çıktı arkadaşlar? Evet. E, burada işlemi devam ettirelim. 8'e mi bölünüyor? 4'e bölünüyor? 4'e bölsek 2A kare 4'e bölsem eksi 9A e, artı 10 mu çıktı burası? Evet. Eşit 0. Hocam burası 2A'ya burası A dersem. Bu da çarpanlarına şöyle ayırırsak çarpars çarpımlarının toplamları eksi 9A'yı verdi mi? Verdi. 2 kere eksi 2 eksi 4 eksi 5 ile A'nın çarpımı da eksi 5A. Toplamları da burayı verdi. Yani buradan ne geldi? 2A eksi 5 çarpı a eksi 2 eşittir 0 geldi. Buradan arkadaşlar 2 a eksi 5 eşit 0 sa 2 a eşittir 5'ten a'yı buradan 5 bölü 2 buluruz. Buradan ne geldi? a eksi 2 eşit 0 sa a'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. a'nın 2 olmasının imkanı yok arkadaşlar. Bu dik kenar 2 iken burası hipotenüs 2 olamaz. Dolayısıyla a kaç çıktı arkadaşlar? 5 bölü 2 çıktı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? x. x dediğimiz neresi arkadaşlar? Şurası. Hemen x'i yazalım. x dediğimiz burası. Şuraya kadar 6 idi. Burası 3a x 6 idi. 3a ile 3a x 6'ın toplamı değil mi? 3a artı 3a x 6. Yani x 6a x 6'ya eşit. Yani x yerine a yerine 5 bölü 2 yazarsak 6 çarpı 5 bölü 2 eksi 6'dan 30 bölü 2 15 15'ten 6 çıkınca ne kalıyor arkadaşlar? 9 kalıyor. Yani cevabımız böylelikle C han çıktı arkadaşlar. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bak ABC'nin ağırlık merkezi. Garibim buraya kadar gelmiş. O zaman ben bu bilgiyi kullanacağım. Hop şunu uzatırsam ne oldu? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şunlar birbirine eşittir. Bu arada ağırlık merkezinde 2'ye 1 oran olacağından burası da 3 oldu. A burası 9. 12 ne üçgeni 15. E burası 15 ise burası da 15. Toplamda bu uzunluk kaç yapacak o zaman? 30 yapacak. Yani cevabımız böylelikle 30 oldu. Yani cevabımız denizli oldu arkadaşlar. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bu ağırlık merkezi. Madem ağırlık merkezi eksi parçaları gösterelim. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eyvallah. A bak x'e yoğunlaşacağız. Bunu boşu boşuna eşitlermemiştir. Bak bunlar eşit bunlar eşit. A ne çıktı burada bir orta taban çıktı. Madem ortaban çıktı. X ise burası 2x oldu mu? Oldu. E hocam 2x'e burası nedir? X'tir. Çünkü 2'ye 1 orandan dolayı. E 90'dan kenar ortaya çizilmiş. Bir muhteşem üçlü var mı arkadaşlar burada? Eşit eşitken burası da eşit. Yani burası 3 xken burası da 3x. Burası da 3x. Toplamda burası 6x yaptı. A, B, C'yi zaten 24 demiş. 24 eşittir 6x ise x buradan kaç geldi? 4 geldi. Yani cevabımız Edremit oldu. Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hemen şunu şey yapın. Yazın. Gösterin. Hocam bu garibim buraya kadar gelmiş. E devamını getireyim. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. A aynı zamanda bu bir açı ortay. Açı ortayı da kullanacağız. Hem açı ortay hem kenar ortay. Ne çıktı arkadaşlar burada? Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir. Çünkü hem açı ortay hem kenarortay kenar ortay. iki şart sağlandı. Aynı zamanda burası da yüksekliktir. Bakın biz bir şey unuttuk. beşi kullanmayı unuttuk. Beşgen burası da 10 değil mi? Evet bak 90 sa dik üçgenden 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. E, 6 ise yukarısı da ağırlık merkezi olduğundan dolayı burası kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Yani cevabımız Edremit oldu. ABC bir eşkenar üçgen ve GDC 45 derece. Arkadaşlar 45'i kullanacağım. Bu da bir eşkenar üçgen ya. O zaman ben şuradan bir kenar ortaya çizecek olursa eğer ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Aynı zamanda 45'in mantığını da kullanmış olurum. Bak diğerlerinden çizerseniz 45'in mantığını kullanamıyorsunuz. Ağırlık merkezini şuradan kullandım. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Aynı zamanda da nedir? Tabii ki eşkenar üçgen olduğu için kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. 30-30 diye. Çünkü bu 60 60 60'ar derece. Aynı zamanda da yüksekliktir. E ne çıktı burada? 90-45 ise burası da 45 oldu. 45-45-90 üçgeninde burası kök 2 ise burası 1 1 yaptı. E burası 1 ise burası da ne oldu? 2. Bak 60'ın karşısı kaç çıktı arkadaşlar? 3. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kaç olacaktır? 3'ün kök 3'e bölünmüş hali. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali. Kök 3 eşleniyle çarparsam 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 mü oldu arkadaşlar? Evet burası kök 3 oldu. E 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı da nedir? 2 kök 3 yapar. Yani cevabımız böylelikle C hat çıktı. Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ise madem bu ağırlık merkezi buradan geçen kenar ortaydır. Yani 5 ise 5. Buradan geçen kenar ortaydır. Yani kök 15 ise kök 15. E hocam ne yapacağız? E bu kenar ortayları gösterdik. A, hocam bir de 1'e 2 oranlamaları yok mu? Var. Hocam burası A iken burası 2A'dır. Burası B iken burası 2B'dir. E ne yapacağız? Vallahi arkadaşlar bak burada şeyler var. Burada bir Pisagor bağıntısı var. E Pisagor'u uygula. Hocam burada da bir Pisagor bağıntısı var. E, burada da Pisagor uygula. Sonra zaten 4 a kare artı 4 b kare isteniliyor bizden. Arkadaşlar şuradaki Pisagor'u uygulayacak olursam a kare artı 4 b kare eşittir 25 mi? Şuradaki Pisagor'u uygularsam 4 a kare artı b kare eşittir 15 mi? Evet. İki bilinmeyen iki denklem. Taraf tarafa çıkart çarp böl bilmem ne yap. A'yı b'ye ayrı ayrı bulabilirsin. Ama ve lakin. Arkadaşlar şuna da dikkat edin. Biz çoğunlukla taraf tarafa toplamayı matematikte de çok yapıyoruz. Çünkü taraf tarafa topladığında güzel bir şey geliyor. 5A kare artı 5B kare geldi. Bu da 40'a eşitse A kare artı B kare ne geldi? 5'e böldüğümüz zaman 8 geldi. Bizden ne isteniyor? X. Arkadaşlar X'in karesi de 2A'nın karesi. Yani 2A'nın karesi nedir? 4A kare artı 4B kare değil mi? E bu 4 parantezinde A kare artı B kare değil mi? A kare artı B kareyi sen 8 bulduysan 32 mi yaptı? x kare 32 ise x buradan kök 32 o da kaç yapar arkadaşlar? 4 kök 2 yapar. Yani cevabımız akçay oldu. Bakın eski konularda kullanıyoruz. Konular ilerledikçe bir önceki konular soruların içerisinde mutlaka olur. Buna da dikkat edin. ABC bir üçgen ve açılarda bire 2 oran verilmiş. 10 ve 6 verilmiş. X kaçtır? diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada alfa 2 alfa görünce biraz özel biraz da zor yapıyor bu soruyu arkadaşlar. Daha önce de biz böyle alfa 2 alfalık sorular da çözmüştük. Ama alfa 2 alfa gelince ben direkt böyle ilk başta şu an geliyor aklıma. İki yoldan çözeceğim büyük ihtimalle arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım belki de ilk gittiğim yoldan sorunun cevabı da çıkmayabilir. Bakalım düşünelim. Biz 2 alfaya alfa görünce ne yaparız? Hocam 2 alfayı parçalayayım. Nasıl parçalayayım? Alfaya alfa şeklinde parçalayayım. Peki parçaladık. Burası alfa iken burası da alfa dediğim zaman. A burada açı ortaya çıktı bu. 6 bölü 10. Hocam burası 3K iken burası 5K çıktı. Bu arada alfaya alfa olduğundan burası da 5K oldu mu gençler? Oldu. E, ne yapacağız? Hocam ikiz kenarı var burada. E, bu bir ikiz kenarsa eğer tabanda mevcutsa insan ne yapar? Hop tabanına ait yüksekliği çizer. Hocam burası 5 oldu. Burası da 5 oldu. Eyvallah. Ama 6'yı da yine kullanmam lazım gerekecek herhalde. Ne yapabiliriz? Biraz benzerliğe gireceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hocam şuradan da bir dik çizersem ben benzerlik giriyor işin içine. Hocam burada 5'e 3 oran var ya 5'e 3 orandan burası 3 olur burası kaç olur? 2 olur. A. Pisagor bağıntısından şuradaki uzunluğu bulabilirim. Buradaki uzunluğu bulursam 36'dan 4 çıktı 32 kök 32 yani burası kaç oldu? 4 kök 2 oldu. Peki bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam ben Şuradaki x'i bulmak istiyorsam Şekilde 90 dereceler de çıktı Büyük ihtimalle 90 derece Yani dik üçgenden bulacağım cevabı Başka ne yapabilirim burada Eşitlik de var burada Eşitliğe ait bir orta taban çizebilirim Büyük ihtimalle şu eşitliğe ait e, Bu orta tabanı aslında Şuradan çizebilirim arkadaşlar Eşitliğin olduğu yerden çizebilirim Eşitliğin olduğu yerden hop şöyle bir paraya çizsem X bölü 2 olur hocam Soru buradan çıkar da bak karışık çözümü karışık olacak Hiç buraya dalmayayım isterseniz Hocam bu ort tabanı şöyle yapsam e, buradaki 90'ı kullanamıyorum o zaman. Değil mi? O zaman başka bir şey yapmalıyım ben. Başka nasıl yapabilirim? Şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Ne yapabilirim? Hocam şuradan dik çizmiş şey, ya. Buna karşılık da bir 90 derece elde edeceğim ya. Ona karşılık bir 90 dereceyi bakın ort tabanı e, buradan çizemiyorsam dışarıdan da çizebilirim. Şöyle bir dik attığım zaman buraya bir ort taban çizgisi yine oluşmuş oluyor. Bakın şunun da şu birbirine paralel oldu ve şunlar da birbirine eşit oldu. Orta taban çıktı. 4 kök 2 ise burası ne olacaktır? 8 kök 2. E hocam şurası toplamda kaç? 8'e. Burası da 8 yapacak. Çünkü bakın mavi çizgiye paralel çizdim. Orta taban çizdim. Daha doğrusu onlar birbirine paralel. 5 3 daha burası 8. Burası da 8 olacak. Buraya 6 kaldı. Pisagor'dan x'i bulur muyuz? Buluruz. Yani x buradan ne yapar arkadaşlar? Bakın burası 2 çarpı 3. Hocam burası 2 çarpı 4 kök 2. O zaman burası da 2 çarpı kare içinde Normalde kareleri toplamını bir de kök dışına çıkarmalı yapabilirsiniz ama ben kısa yolda yapıyordum. Şunların kareleri toplamı. 4 kökkenin karesi 32 artı 3'ün karesi de 9. Yani cevabım ne çıktı arkadaşlar? 2 kök 41 çıktı. Birinci yol bu olsun. İkinci yolda başka nasıl çözebilirim arkadaşlar? Siliyorum. Eğer anladıysanız sıkıntı yok. Geç gitsin. Ya da ben burada şunu hallettikten sonra Pisagor'dan K'yı M'yı bulabilirdik aslında değil mi burada arkadaşlar? Burası 4 kök 2 burası 8. Pisagor'dan K'yı bulabilirdik. Sonra burada kosinüs teoremi falan filan yapıp büyük üçgende bir daha kosinüs teoremi yapabilirsiniz ama kosinüs teoremini sevmediğimi biliyorsunuz. Kosinüs teoremi de 3. yol olsun ama o yolda tabii ki yine buradaki diki çizmek lazımdı 6'yı kullanmak için. Başka ne yapayım arkadaşlar? Başka şunu yapayım. Ben alfaya 2 alfa gördüğüm zaman şunu yapıyordum gençler. Bir de alfaya ait böyle özel bir durumda bu. Alfaya ait x kenarlık oluşturuyordum. Hocam alfaya ait x kenar oluşturayım. Yani bu iki alfayı parçalamadan daha öncesinde de göstermiştim. Hani şöyle olduğu zaman ya içeriden ya dışarıdan demiştim. Şuradan alfaya ait x kenar oluşturun diye söylemiştim arkadaşlar soru çözümünde. O zaman ben burada alfaya ait x kenar şuradan şöyle bir oluşturayım bakayım. Ne geliyor? Hocam alfa ise burası da alfa oldu. Alfa alfa. A iki alfa oldu burası. Hocam bak 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 bak. Burada da bir x kenarlık çıktı. 2 alfa 2 alfa olduğundan dolayı 6 ise burası da 6. Hocam bu da x kenar olduğundan burası da 6. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Heh. Bu x kenarda çizilen yükseklik tabanda mevcut ya. Bir yükseklik çizecek olursak olay bitti. Bir yükseklik çizecek olursak ne oldu? 2 2 oldu burası. 36'dan 4 çıktı. 32 kök 32. 4 kök yaptı burası. Biraz önce de zaten burayı bulmuştuk. Sonrasında yine buradan dik çizip sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şey. Başka türlü nasıl yapabilirsiniz? Burada da onu söyleyeyim isterseniz. 4 kök 2 ve 8'den dolayı e, şuradaki uzunluğu bulup buradaki uzunluktan dolayı kosinüs alfa çıkar. Buradaki dik üçgende. Büyük üçgende de kosinüs teoremi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bana ters. Burada başka ne yapabiliriz? Eşitliğin olduğu yerden şuradan bir ort taban çizebiliriz yine. Buradan ort tabanı da şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın burası 2 2 diye ayırmıştık. Burası da 6 olmuştu. E, x ise burası ne oldu? x bölü 2 oldu. Farklı bir yoldan çözeyim bu sefer de. Dışarıdaki orta tabandan değil de içerideki orta tabandan. Her zaman alışkın olduğumuz yerden. X bölü 2 oldu. Hocam burayı da 2 eş parçaya bölecek. Onu 2 eş parçaya bölecek. Hocam burası 5. Şuraya kadar 6'ydı. O zaman buraya 1 kaldı. Bakın 2, 4, 5. 5'e 5 diye ayırdı. E burada artık Pisagor yapacak olursam. 3 ve 4 giden dolayı. X bölü 2'nin karesi. 3'ün e, karesi 9 artı. 4 kökkinin karesi 48. 4, 16, 32. 32 yani 41 çıktı. X bölü 2'nin karesi eşittir 41 çıktıysa X bölü 2 eşittir kök 41 olur. X de buradan 2 kök 41 çıkar arkadaşlar. Bu da ikinci yolumuz olsun. Tamam gençler. Ee, yani verilenleri bir şekilde kullandığınız zaman cevaba ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Cevabımız bu arada 2 kök 1, 2 kök 41 yani denizli oldu. Müzik <laughs>